Merhabalar yükselli örgüleri, hoş geldiniz. Güzel bir desen çalışması çıktı karşıma internette. Yusufçuk deseni ama bildiğimiz çok klasik o desenlerden değil. Çok beğendim bu deseni. Kimi yukarı bakıyor, kimi aşağı bakıyor ve dizilimleri harika. Bunu hemen değerlendirmek istedim. Kendime güzel bir bluz ördüm. Salaş, dökümlü, her zaman ördüğüm gibi güzel bir bluz ördüm. Ama isterseniz bunun bu desenin daha hakkını verebilirsiniz. Şöyle güzel bir elbise, daha uzun örerek güzel bir elbise de örebilirsiniz. Ya da daha kısa crop çalışabilirsiniz. Nasıl zevkinize uyuyorsa o şekilde bu deseni değerlendirebilirsiniz. Gerçekten harika bir desen. Şimdi ölçülerini vereyim size. Önce şu genişliği ölçelim. Bu açıdan ne kadar ölçülebiliyorsa yardımcı olmak açısından en azından videonun başında bir fikriniz olur. Şöyle ucundan tam 65 santim. Yüksekliğini de ölçelim. Tabii bu üste giyilince biraz farklılaşabilir. 1-2 santim daha uzun olabilir. Çünkü pamuklu, diri, güzel bir ip, dökümlü bir ip. Özellikle bu ipi seçtim. Bu modele çok yakışacağını düşündüm. Ama tabii ki ince olan, baharlık olan, yazlık olan her türlü iple örebilirsiniz. Şöyle 52,5-53 santim diyelim. Kol yüksekliği de 19 santim. Bu tabii ki kendi ölçünüzle alakalı. Daha geniş beden, daha dar beden örmek için biraz zor olacak. İlmek sayısı arttırmak için şöyle desen olarak hesap edeceksiniz. Yani bayağı bir ilmek arttırmanız gerekecek ya da eksiltmeniz gerekecek. Bunda biraz çalışmak zor. İlmek sayılarını eksiltip arttırmak için sadece iplerle deneyebilirsiniz. İnce bir ip kullandım ve 3 milim tığ kullandım. Daha dar bir kalıp için, daha dar bir beden için 2,5 milim tığ kullanabilirsiniz ve ona uygun ip kullanabilirsiniz. Tabii daha dar, daha küçük bir beden çıkar. Ya da çok az, bir tık daha kalın bir iple 3,5 milim tığla ya da aynı gene 3 milim tığ ama bir tık daha kalın bir iple de daha geniş bir model ortaya çıkabilir. Bunu artık deneyerek bulacaksınız. Ama bu deseni değerlendirmeniz gerekir diye düşünüyorum örgü severler için. Gerçekten harika bir model. Evet, ölçüleri de verdikten sonra o zaman örmeye başlayalım. Kiloyla aldığım iplerden örüyorum. Bunlar hem pamuk, ince ve diri ipler. Merserize tarzı. Örgüdeki deseni ortaya çok güzel çıkartıyor. Ve de dökümlü durduğu için bahar ve yaz aylarında tam istediğimiz örgüler ortaya çıkıyor. İnternette çok firma var bu ipleri satan. Bunlardan temin edebilirsiniz. Tuhafiyelerde hangi ip derseniz ben bu ipin ayarında, eşitliğinde bir ip görmedim açıkçası. İnce ipler var ama yumuşak ipler onlar. Bu öyle değil. Bu biraz diri bir ip. Merserize ipler bulursanız aynı incelikte onlar da çok güzel olur. Şimdi soruyorsunuz hangi iplerle örüyorsunuz diye. Dediğim gibi tuhafiyede şu ipi alın diyemem. Çünkü görsem ben de alırım, kullanırım. O yüzden internet üzerinden kiloyla ip satan yerlere pamuk ip diye sorarsanız size yardımcı olurlar. Şimdi 138 zincir çekiyoruz ve 138 zincir üzerinden trabzanlarla ilk sırayı örüyoruz. 138 artı 3 bir üst sıraya çıkabilmek için artı 3 zincir çekiyoruz. Şöyle elimizi çok sıkmıyoruz.
Çok da gevşetmiyoruz. Normal. 138 tane zincir artı 3. Yani 138 tane zincir çektim. Şimdi 3 tane fazla çekiyorum. Bir üst sırası için doluyorum. 1, 2, 3, 4. zincirin içine ikili trabzan. Ve her zincirin içine bir tane trabzan. Bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz.138 tane trabzanı ördük. Çeviriyoruz ve 1, 2, 3 zincir. Bu bizim ilk trabzanımız oluyor. Hemen yanındaki ilmeğin içine tekrar ikili trabzan ve 11 tane trabzan örüyoruz. 11 trabzan. Şimdi bir zincir, bir tane ilmek atlıyoruz, diğerine gene ikili trabzan ve şimdi burada toplam 31 tane trabzan örüyoruz. Yani 11 trabzan, bir zincir, bir ilmek atlıyoruz, bir boşluk yapıyoruz, 31 trabzan. 31 trabzandan sonra gene bir boşluk örüyoruz. Bir zincir, bir ilmek atlıyoruz diğerine ve gene 31 trabzan örüyoruz. Boşluk. Şimdi kalan trabzanları da gene 31 trabzan, bir boşluk ve 30 trabzanla bitiriyoruz. Sıra sonunda son trabzanı da örüyoruz. Burada 3 zincirle çıkmıştık. 3. zincirine son trabzanı örüyoruz. E, 138 tane zincir çektik ve örgünün zeminini hazırladık. Üzerine sadece trabzanlardan oluşan ilk sırayı ördük. Birinci sıra. Sadece 138 tane trabzan. Sonra ikinci sırada 11 trabzan boşluk, 31 trabzan boşluk, 31 trabzan boşluk, 31 trabzan boşluk ve 30 trabzanla sırayı tamamladık. Bir, iki, şimdi üçüncü sırayı örüyoruz. Gene üç zincir. Hemen yanına 23 tane trabzan örüyoruz. Yirmi üç trabzandan sonra 7 tane zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane trabzan hemen yanındaki boşluk. Boşluğa bir sık iğne. Arada 7 tane ilmek var. Tekrar 7 zincir. 5, 6 ve 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ilmeğin içine
Trabzon. Şimdi 24 tane, yani toplam 24 tane trabzan örüyoruz. Trabzan ördük. Buradaki boşluğu yine bir zincir ve bir trabzan örerek ve tekrar 24 trabzan örerek devam ediyoruz. Trabzandan sonra bakın burada 7 tane trabzan var. 7 zincirle şuradaki boşluğa bir sık iğne, tekrar 7 zincirle buradan 7 tane sayıp 8. ilmekten itibaren 24 tane daha trabzan örüyoruz. Aynen burada olduğu gibi. 24 trabzandan sonra buradaki boşluğun üzerine gene bir boşluk örüyoruz. Ve 11 trabzanla sırayı tamamlıyoruz. 3. sırayı tekrar edelim. 23 trabzanla başladık. 7 zincir, 1 sık iğne, 7 zincir, 24 trabzan ördük. Boşluk 24 trabzan. Gene 7 zincir, 1 sık iğne, 7 zincir, 24 trabzan, 1 boşluk ve 11 trabzanla sırayı bitirdik. Şimdi 4. sıraya geçiyoruz ve 11 tane trabzanın üzerine gene 11 tane trabzan örüyoruz. 11 trabzan, 1 boşluk, 24 trabzan ördüm. Şimdi bu son ördüğüm 24. trabzana bir kere daha batıyorum. Çift batıyorum yani. Şimdi 6 zincir, 2, 3, 4, 5 ve 6. Sık iğnenin üzerine bir sık iğne. Tekrar 6 zincir ve 24 tane daha sık iğne öreceğiz. Fakat baştakine burada olduğu gibi çift batıyoruz. Devam ediyoruz. Boşluk buraya kadar örüyoruz. Tekrar bir boşluk örüyoruz. Bu boşluğun üzerine tekrar 24 sık iğne ile devam ediyoruz. Devam ettik. Aynen burada ördüğümüz gibi çift battım. Son trabzana 6 zincir, 1 sık iğne, 6 zincir. Gene çift batıyoruz ilk trabzana. 23 trabzanla sırayı tamamlıyoruz. Şimdi 1, 2, 3, 4 sıra ördük. 5. sıraya dönüyoruz. Şurada ördüğümüz kanatların bitimine kadar şuraya 30 tane trabzan örüyoruz. 24 tane trabzan ördüm. Şimdi kanatların üzerine 6 trabzan daha örüyoruz. Burada 6 zincir çekmiştik. Şimdi böyle bak tuttuğumuz zaman bu şekilde değil, tersini görüyoruz zincirin. Hiç çevirmiyoruz. Bu şekilde getirmeyelim. Sonra çizgi halinde bir görüntü oluyor. Bu hoşuma gitmedi. O yüzden nasıl görüyorsak bu şekilde örüyoruz. Her bir zincirin üzerine, içine yani bir tane trabzan örüyoruz. 3 oldu. Şimdi 4. 5 ve 6 oluyor.
Buraya kadar 24, 6 daha 30 tane trabzan. Bir tane zincir. Şimdi buradaki zincirlerin üzerine de 6 tane trabzan örüyoruz. Ve devam ediyoruz. Boşluğun olduğu yere kadar örüyoruz. Toplam 31 tane trabzan oluyor. Kanatların, yani zincirin üzerindeki trabzanlarla birlikte. Şuraya kadar 30 trabzan başladık. Bir boşluk. Bu boşluğa kadar 31 trabzan. Tekrar şu zincirlerin üzerine, kanadın üzerine kadar 31 trabzan, bir boşluk, yani zincir çekiyoruz araya. Tekrar 31 trabzan boşluğa kadar, bir boşluk ve 11 trabzanla sırayı bitirdik. Şimdi 2, 4, 5 ve 6. sırayı örüyoruz. Gene şöyle anlatayım, daha kolay olur. Gene 11 trabzan örüyoruz. Bir boşluk. Sonrasında 31 trabzan örüyoruz. Bir boşluk. 31 trabzan, bir boşluk. 31 trabzan, bir boşluk. Ve sırayı da 30 trabzanla tamamlıyoruz. Şimdi 2, 4, 6, 7. sıradayız. 30 trabzanla başladık. Bir tane boşluk. 24 trabzan ördük. Şimdi şuradaki 7 zincir çektiğimiz yusufçuğu oluşturan görüntüyü, kanatları diyelim. Kanatları örüyoruz. 24 trabzanı ördükten sonra burada 7 tane trabzan var. Bu 7 trabzanın üzerine 7 zincir çekiyoruz. Boşluğa bir sık iğne. Gene yedi zincir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ilmeğe gene trabzan örüyoruz. Burada gene 24 tane trabzan, 1 tane boşluk, 24 tane trabzan, gene 7 tane atlıyoruz, kanatları örüyoruz buradaki gibi. Ve son sırayı da 4 trabzanla bitiriyoruz. Yani sıranın sonunu 4 trabzanla tamamlıyoruz. Evet, 4 trabzanla tamamladım. Şimdi 2, 4, 6, 7, 8. sırayı örüyoruz. Burada en son 4 trabzan örmüştük. 3 zincir ve 4 tane trabzan örüyoruz. Burada dördüncü trabzana çift batıyoruz. Aynen şurada ördüğümüz gibi. Bunlar bir artış olmuyor. Şu buraya da çift batacağız. Bu artış olmuyor. İkinci sırada zaten bunu hemen telafi ediyoruz. 138 ilmekle başlamıştık. Gene 138 ilmek üzerinden devam ediyoruz. Bu çift batarak sadece görüntünün daha gerçekçi görünmesi için fazladan ördüğümüz birer trabzan. Onlar hemen bir üst sırada telafi oluyor zaten. Yani herhangi bir artış olmuyor örgüde. Şimdi çift battıktan sonra
sefer 6 tane zincir çekiyoruz. Yine bir sık iğne. İlk trabzana yine çift atıyoruz. Ve 24 trabzan örüyoruz. Burada dediğim gibi bu bir arttırma değil. Bunu hiç saymıyoruz. Sadece 24 trabzan. Hani burada fazla var. Burada 25 trabzan var demeyelim. Bu kafa karıştırır. Şuradaki görüntüyü sadece dediğim gibi şekli daha güzel verebilmek için. Onun dışında herhangi bir artış değil. Burada bunu saymıyoruz. 24 trabzan olarak kabul ediyoruz. Dört trabzanla başladık. Dördüncüye çift battık, 6 zincir, sık iğne 6 zincir, 24 trabzan, boşluk, 24 trabzan, gene aynı şekilde çalıştık, 24 trabzan, boşluk ve 30 trabzanla sırayı tamamladık. Şimdi 9. sırayı örüyoruz. Burada tekrar bir desen başlatacağız bu boşlukta. 14 trabzan örüyoruz. Bir boşluk bırakıyoruz. Yine 3 zincir. Şimdi şu desenleri daha önce ördüğümüz için artık modelin desenin yabancısı değiliz. Nasıl örülmesi gerektiğini zaten burada gördük. Burada sayıları vererek ilerlersem hem daha net bir anlatım olur hem de örgüyle videoyu uzatmamış olurum. Şimdi 2, 4, 6, 8, 9. sırayı örüyoruz. Buradaki boşluklara şimdi tekrar desen başlatıyoruz. Şurada olduğu gibi. Bakın şu. 14 trabzan, 1 boşluk. 15 trabzan, 1 boşluk. 15 trabzan, 1 boşluk. 15 trabzan, 1 boşluk. Şuradaki kanatlarla birlikte. 15 trabzan, 1 boşluk. 15 trabzan, boşluk. 15 trabzan, boşluk. 15 trabzan, boşluk ve 11 trabzanla bitiriyoruz. Sıranın sonundaki trabzan sayısı 11. Şimdi 10. sıraya başlıyoruz. 10. sırada şuradaki deseni artık aynen burada olduğu gibi şuradaki kanatlarla devam edeceğiz. Şurada ördüğümüz gibi 27 trabzan örüyoruz başta. 10. sırayı ben tamamladım. Hemen sayılarını vereyim. 27 trabzana başladık. Şu boşluğa kadar 27 trabzan. Buradaki desen artık tamamlandığı için boşluğa da bir trabzan ördüm. Bakın bu desen bu tarafa bakıyor. Bu tarafa bakıyor. Böyle değişik bir Yusufçuk modeli bu. Buradaki desen de tamamlandı. Bakın buradaki desen de tamamlandı. 1, 2, 3, 4, 5 tane boşlukta. Sonra yine bu boşluğa da trabzan ördüm. 27 trabzan, 1 boşluk. Sonra devam ettim. 31 trabzan, 1 boşluk. 31 trabzan, 1 boşluk. 31 trabzan, 1 boşluk. Ve
14 trabzanla sırayı tamamladım. Şimdi 11. sırayı örelim. 11. sıraya 14 trabzanla başlıyoruz. 14 trabzan, 1 boşluk. 31 trabzan, 1 boşluk. 31 trabzan, 1 boşluk. 31 trabzan, 1 boşluk. Sonrasında 27 trabzanla sırayı tamamlıyoruz. Yani sırayı 27 trabzanla bitiriyoruz. Şimdi 12. sırayı anlatıyorum. 27 trabzanla bitirmiştik 11. sırayı. Şimdi gene 27 trabzanla 12. sırayı örüyoruz. 1 boşluk, 31 trabzan, 1 boşluk, 31 trabzan, 1 boşluk, 31 trabzan, 1 boşluk ve 14 trabzanla sırayı bitiriyoruz. Şimdi ben burayı aynen anlattığım gibi örüyorum. 12. ve 13. sırayı ördüm. 13. sırayı anlatıyorum de kaldığımız yerden. 14 trabzan, boşluk. 31 trabzan, boşluk. 31 trabzan, boşluk. 31 trabzan, boşluk ve 27 trabzan. Şimdi 14. sıraya başlıyoruz. Bu şekilde anlatmak daha net oluyor diye düşünüyorum. Gene 3 zincirle bir üst sıraya çıkıyoruz. Ve 20 trabzan örüyoruz. Ben 14. sırayı tamamladım. Hemen sayılarını vereyim. 20 trabzanla başlamıştık. Sonrasında zaten daha önce ördüğümüz için deseni biliyoruz. 7 zincir, 7 ilmek atlıyoruz. Bir sık iğne, 7 zincir, 7 ilmek atlıyoruz. Burada 17 tane trabzan örüyoruz. Gene kanatları örüp 17 tane trabzan örüyoruz. Tekrar kanatları örüyoruz. 17 trabzan örüyoruz. Burada gene 4. Burada 4 desen oluyor bu Yusufçuk. Ve kanatları ördükten sonra 7 trabzanla sırayı tamamlıyoruz. 14. sırayı da bu şekilde bitirdik. Şimdi 15. sıraya başlayacağız. Önce öreyim, sonra sayılarını göstereyim. Zaten son iki sırayı öreceğiz ve bundan sonra desenlerin artık yinelemesi kalıyor. Bunu 4 sefer yineleyeceğim. Şimdi bu iki sırayı da örelim. Sonrasına bakalım. 15. sırayı ördüm. Hemen sayılarını vereyim. 7 trabzanla zaten bitirmiştik bir önceki sırayı. Gene 7 trabzanla başlıyoruz. Çift batıyoruz 7. trabzana. 6 zincir, sık iğne, 6 zincir, 17 trabzan. Bir altta olduğu gibi. Gene kanatları yapıyoruz. 6 zincir, sık iğne, 6 zincir. 17 trabzan. Aynen yineliyoruz deseni. 17 zincir. Gene kanatları örüyoruz ve sırayı 20 trabzanla tamamlıyoruz. Şimdi son sıraya geçiyoruz. Yani 16. sıra. 16. sırayı da ördüm ve son sıra. Bundan sonrası yinelenecek. Biraz sonra göstereceğim. Sıraya 11 trabzanla başlıyoruz. Bir tane boşluk. Yani bir tane desen daha kurmaya başlıyoruz bu sırada. 15 tane trabzan. 9 tanesi trabzanların üzerine, 6 tanesi buradaki 6 zincirin üzerine.
15. Burada bir boşluk. Sonra 15 tane trabzan boşluk. 15 trabzan gene boşluk. 15 trabzan boşluk. 15 trabzan boşluk. 15 trabzan boşluk. 15 trabzan boşluk ve son 14 trabzanla sırayı tamamlıyoruz. 16. sıraya şöyle iğneler taktım. Bundan sonra artık 3. sıradan itibaren aynen yineleyeceğiz. Bir kere daha öreceğiz. Bir kere daha öreceğiz. 3 kere tekrarlayacağız. 4.'yü örerken birlikte öreceğiz. Çünkü 4. sırada, yani 4. turda pardon, kaç sıra öreceğiz, kaç sırasını örmeyeceğiz onu örerken karar vereceğim. Yaka kısmı için de şu anda bir fikrim yok. Nasıl durduğuna bir bakıp hangi yaka yakışıyorsa o şekilde ilerleyeceğim. Şimdi önce bu ördüğümüz 16 sıralık deseni yineleyeceğiz ama 3. sırasından itibaren. Siz de böyle işaretler alın. Ya bir kağıda yazın. Baştan hangi sırada hangi sayıları kullanacağız ya da videoyu 3. sıraya kadar geriletin. Oradan itibaren izleyin. Çünkü bütün sayılar birebir 3. sıradan 16. sıraya kadar aynı. Şimdi ben gene dediğim gibi 3. sıradan itibaren bir tur daha öreceğim. Sonra bir tur daha öreceğim. 4. turda yine birlikte beraber örmeye devam edeceğiz. Evet, ben bir parçayı bitirdim. Her bir tekrarın son sırasına iğne taktım. Yani burada 1, 2, 3 ve 4. tekrarı örerken örgüyü tamamladım. Bu deseni 16 sırayı bitirdikten sonraki ilk sıra 3. sıradan itibaren yineliyordu kendini. Aynen şurada olduğu gibi 1, 2, 3. Şu sıradan itibaren 16. sıraya kadar hep aynı sıraları yineliye yineliye geldik. 1, 2, 3 ve 4. tekrara geldik. Şimdi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra ördüm. 4. tekrarda. 9 sıra, 9. sırada nasıl örüyorduk 9. sırayı? 14 trabzan, şurada göstereyim. 14 trabzan, bir boşluk. 15 trabzan, bir boşluk. 15 trabzan, bir boşluk. 15 trabzan, bir boşluk olarak devam ediyorduk. Burada şuradaki olan boşluk yeni bir desenin başlangıcıydı. Şimdi örgünün artık sonuna geldiğimiz için bu desenin başlangıcını yapmıyoruz. O yüzden sadece devam eden desenin son boşluğunu 1, 2, 3, 4, 5. boşluğunu ördüm. Buralarda yapmam gereken boşlukları yapmadım. Deseni tekrardan başlatmak istemedim çünkü gerek yok. O sırada şuradan göstereyim. Bir alttaki tekrardan göstereyim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şu sırayı örerken şu boşluğu ördüm. Bu boşluğu örmedim. Çünkü yeni bir desenin başlangıcı. Gerek yoktu. Desen tekrarının boşluğunu ördüm. Aradaki boşluğu örmedim. Düz ördüm. 10. sırada yani şu sıra sadece trabzan. 9. sırada yani 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra ördüm. 3. sıradan itibaren sayıyoruz. 10. sırada sadece trabzan ördüm. 11. sırada baştan şu yaka başlangıcına kadar 45 trabzan ördüm. Araya boyun için bir boşluk bıraktım. 45 trabzan da bu tarafa ördüm. Hemen örgüsünü de göstereyim. ...22 santim... omuzlar için bırakmışım. Biraz geniş bir yaka bıraktım.
Siz istediğiniz darlıkta, genişlikte yapabilirsiniz. 24 santim. Aynen, burası da 22 santim. Buradaki fazlalık yaka oyuntusunda bir rahatlık vermek için yaptım. Şu yaka oyuntusunu belli etmek için. Dümdüz bırakmak istemedim. Hafif bir çıkıntı olsun istedim. Şimdi bu parçanın aynısından bir tane daha örüyorum. Ama şu örgüyü yapmıyorum. 10. sırada. Sadece trabzan ördüğüm sırada örgüyü bitireceğim. Buradaki fazlalığı örmüyorum. Bu fazlalıkla, yani şurada ördüğüm şu omuzdaki örgüyle diğer parçayı buradan dikerek birleştireceğim. Şurada bir sıralık bir çıkıntı olacak boyunu rahatlatmak için. Siz isterseniz bunu dümdüz de bırakabilirsiniz. Zevkinize kalmış. Evet, şimdi bu parçanın aynısını bir kez daha örüp yanlardan dikiyoruz, omuzlardan dikiyoruz. Fazla bir örgüye gerek yok. Şu alt kısma bir örgü geçeceğim sadece. Etek kısmına çok ince bir sık iğne geçeceğim. O kadar. Evet, ikinci parçayı da tamamladım. Omuzun bir tanesini ve bir kenarı diktim. Diğer tarafta şimdi birlikte çalışacağız dikişi. İlk parçayı örerken, yani bitişte, şuradaki boyun kısmındaki fazladan olan sırayı sadece bir parçada, diğer parçada bunu örmeyeceğimi söylemiştim. Ama dengesizlik olmasın diye her iki parçada da şuradaki boyun kısmını, yaka kısmını rahatlatan şu örgüyü her iki tarafta da ördüm. Bunun tek tarafta örmek istememin sebebi de bu pamuklu, diri ve kendini bırakan bir ip, yani dökümlü bir ip. Bir sıra yeterli olur. İki sıra biraz fazla açık olur diye düşündüm ama öyle olmadı. O yüzden her iki tarafa da şuradaki örgüyü ördüm. Ve karşılıklı da zaten gördüğünüz gibi diktim. Şimdi iki parçayı ördük. Nasıl üst üste getireceğiz? Neye dikkat edeceğiz? Onu da göstereyim hemen. Bakın şöyle yukarıda aşağıda olarak şöyle devam ediyor desem. Bir parçayı yatırıyoruz. Bu tarafta bakın şu kenarda desen yok. Trabzan örgü var ama bu tarafta desen var. Bakın bir tarafın kenar kısmında desen var, bir tarafta trabzan var. Trabzan olan kısma desen gelecek, desen olan kısma da trabzanlı örgü gelecek. Yani şöyle bakın, burada desen var, burada yok. Bu üste gelecek hemen, üst üste gelecek. Burada da desen vardı, üstüne trabzanlı örgü gelecek. Ve diktikten sonra aynen bakın desen böyle devam ediyor. Buna dikkat etmeniz gerekiyor birleştirirken. Tekrar söylüyorum. Bu tarafta desen varsa arka tarafında örgü, trabzan örgüsü var. Şu kenarlardan daha iyi anlarız. Bir parçanın desen kenarında, bir parçanın da trabzan var kenarında. Bunlar ters şekilde birbirinin üzerine gelecek. Şimdi bunu da söyledikten sonra şurada omuz kısmını dikmeye başlayalım. Zaten uçlarda ip bırakıyoruz dikiş olduğu için. İlmek sayısı, yani trabzan sayısı her iki tarafta da eşit olduğundan tam karşılıklı gelecek şekilde dikiyoruz. Önce bir sağlamlaştıralım. Şimdi daha önce videolarımı izleyenler bu tarz örgülerde nasıl diktiğimi az çok tahmin ediyorlardır, görmüşlerdir. Genelde daha hassas, daha ince örgülerdi. Hatta bazen çanta örgülerinde bile bu dikiş kullanılabiliyor. Şimdi ikinci ilmeğe geçiyorum. Karşılığına batıyorum. Ama ipi şöyle üstten değil, hep bir yana kaydırarak,
Şöyle. Bu güzel, temiz bir dikiş oluyor. Yalnız tam birbirinin karşılığına gelecek ilmeklere batarak dikiyoruz. Çok sıkmıyoruz, çok da gevşek bırakmıyoruz. Aralıklı olmasın. Zaten bu şekilde nereye batacağımız çok belli. Omuz dikişini tamamladıktan sonra yan dikişini dikiyorum. Dikkat edeceğimiz nokta bu sıraların birbirini takip etmesi. Tam birbirinin üzerine gelecek şekilde dikiyoruz. Buna dikkat edelim. Bakın şöyle her sıra karşılığında devam etmesi gerekiyor. İnce ip alıyoruz şöyle. Karşıdan da tek kat ip alırsak daha iyi olur. Bu şekilde ara ara tutturursanız dikerken kolaylık oluyor. Şöyle bakın sıra mutlaka tam karşılığına gelecek şekilde dikiyoruz. Sıralar birbirinin tam yanında olacak. Koltuk altı oyuntusunu istediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Burada ölçelim bakalım. 18 santim yeterli. Burada kapatıyorum. Ve dikişini de bitiriyorum. Şimdi etek kısmına bir sık iğne geçeceğim. Sık iğnesinde geçelim. Şöyle dikiş yerinden başlıyorum. İlk sık iğneyi ördüm. 1 2 3 4 5 tane ördüm. 1 zincir. Tekrar sırayla 1 2 3 4 ve 5. Bir zincir. Devam ediyoruz. Burada hiç ilmek atlamıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Bir zincir. Devam ediyoruz. Burada o zincirler minik minik bir tepecikler oluşturuyor. Hoş bir detay kattı. Bu şekilde devam ediyorum. Çok hafif sık iğne. Arada bir zincir çekerek şöyle güzel bir görüntü oluşuyor. Aynı şekilde kol kenarlarına da çalıştım ve yaka etrafına. Bunları örmeyebilirsiniz. Hatta burada fazladan ördüğüm sırayı da şu yakayı oyarak gösterdiğim yeri de hiç örmeyebilirsiniz. Orayı da
düz bir şekilde dikerek bitirebilirsiniz. Yakasının nasıl durmasını istiyorsanız o şekilde çalışın. Ben çok boğaza yakın yakayı sevmiyorum. Sıkıntı oluyor benim için. O yüzden biraz hafif oydum. Çünkü kendime, kendi zevkime göre örüyorum bunu. Siz de kendi zevkinize göre devam edin örgüye. Hafif bir oyuntu şu boğaz kısmını, boyun kısmını rahatlatıyor. O yüzden bu şekilde çalıştım. Siz de zevkinize göre nasıl giymek istiyorsanız o şekilde örgüye devam edin. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım gene emeğinize değecek ürünlerden biri olmuştur. Videolarımı beğeniyorsanız, bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere, sağlıkla kalın.